Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yine yeni bir taş açma videosuyla karşınızdayım. Bu videomda Fizyon için taş atacağız. Sarı taşlarda da iki çarpı etkinliği var. Taşlarımızı açacağız, e, detaylara gireceğiz. Biliyorum e, yapmış olduğum çekilişin sonucunu bekliyorsunuz. E, ancak biraz gecikti onun için sizlerden özür diliyorum ama bu videonun ardına da çekiliş sonucu videosunu sizlerle paylaşacağım. O yüzden bildirimlerinizi açık tutmaya devam edin. Şimdi Fizyon etkinliği başladı arkadaşlar. Fizyonla ilgili de maalesef bir video hazırlayamadım ancak bu yeni fizyon efsanevi kahramanını en kısa sürede güzel bir şekilde rehber videosunu hazırlamaya çalışacağım sizlere elimden geldiği kadarıyla. Şimdi arkadaşlar kahraman güzel kesinlikle HP türü efsanevi bir kahraman ancak birçok yerde kullanılabilecek müttefik saldırıları olan kalkan vesaire birçok artıları olan bir kahraman. Yani o yüzden bu füzyon yapılabilir. Zaten ilerleyen zamanlarda bir rehber videosu hatta kahramanı almadan önce çünkü bir arkadaşımızın hesabına çıkmış. Orada bir güzel bir rehber videosu hazırlayıp sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Yani fırsatınız var ise e, bu efsanevi kahramanı alın. Epikler de e, fizyonla değil parça çağırla topluyoruz arkadaşlar. O yüzden birazdan zaten turnuva etkinliğinde göreceksiniz. E, parça çağırla topluyoruz. Hani hesabınız el vermiyor. Efsanevi kahramanı alamıyorsanız eğer. Hoşuma giden epik kahraman birincisi arkadaşlar. Çünkü biraz böyle bunu almaya çalışabilirsiniz. Yani biraz böyle... Değişik Fantastik şeyler yapılabilecek Bir kahraman diye düşünüyorum ben Çünkü o A3 becerisi Kitaplanında 3 turda bir Müttefiklerden rastgele bir dezavantaj Kaldırma özelliği var kahramanın Bunu 3 turda bir yapacak Ve ardından bir tur boyunca Tüm müttefiklerin avantaj süresini arttırma özelliği var. Bunu da 3 turda 1 yapıyor. Yani bir beceride hem dezavantaj kaldıracak hem avantaj arttıracak. Yani bu bizim nerede işimize yarayacak? Klan renk problemleri olan arkadaşlar. Elinde kıyamet rahibi gibi ne bileyim ona benzer dezavantaj kaldırma yapan kahramanı olmayan arkadaşlar bu yeni epik kahramanımızı parçalardan toplayarak kullanabilirsiniz. Güzel bir ayar ile kitaplamanıza göre mesela 4 turluk bir dezavantaj kaldırmaya ihtiyacınız vardır. Bir kitap eksik verirseniz veya 3 turda bir yapsın derseniz ikisinde kitaplarsınız. Yani sizin isteğinize göre takım yapacağınız takıma göre direkt takıma dahil edebilirsiniz. Ve aynı zamanda Bildiğiniz gibi avantaj arttırarak Brogni ile yapılan bir kalkan takımı var. Klan boss'tan bahsediyorum. Kalkan takımı var ve onun, iç, e, onun içerisine de girebilir çünkü burada bir avantaj arttırmanın yanı sıra kahraman La3 becerisinde kritik oran ve kritik e, damage arttırma özelliği var. Bunu da 4 turda bir yapıyor. Yani bu iki özellikler değerlendirilebilir belki şu an e, takımınız bu kahramana uygun değildir ancak ilerleyen dönemlerde birçok artılarını görebilirsiniz birçok e, takımın içerisine sokabilirsiniz klambos takımlar içerisine. Ve kahraman da genel olarak birkaç yerde kullanılabilir klambos dışında. Ancak benim için böyle biraz klambosa yönelik kahraman olabilir gibi hoşuma gitti. Yani sizlerde fırsatınız var ve efsanevi kahramanı alamaz iseniz yani onu alamayacaksanız kesinlikle bu epik kahramanı almaya çalışın. Şimdi geçelim taşlarımıza. Arkadaşlar 2500 puan turnuvadan puan kasmamız gerekiyor ve elimizde 4 tane sarı taş, 23 tane mavi taş ve 4 tane mor taşımız var. Turnuva olduğu için ne geleceğine göre daha doğrusu kaç puan çıkacağını önden kestiremeyiz. Çünkü efsanevi kahraman çıkarsa 500 puan alacağız. Epik kahramanlarda 250 puan alacağız. Nadirlerde 20 vesaire hiçlik nadirlerinde, epiklerinde ve efsanevilerinde değişiyor. Yani o yüzden turnuvayı önden kestiremeyiz. Etkinlik olmuş olsaydı zaten şu 4 tane kutsal taşımız 500 puandan 2000 puan elde etmiş et, e, olacaktı. Yani etkinlik olmuş olsaydı 2500 puanı tamamlayabilirdik ancak turnuva olduğu için... 4 tane sarı taşımızdan 4 tane epik gelirse sadece 1000 puan etmiş olacak. Yani şans tamamen turnuva işi şans. O yüzden Yerimizde var. İlk olarak e, mavi taşlarımızı açalım. Sonra sarı taşlarımızı açıp e, yapmış olduğumuz puana bakacağız. Puanımız yetmez ise eğer mor taşlarımız da yok ama yine onlarla falan bir şeyler yapmaya çalışacağız. Güzel. 2 epik, 3 epik. Çok güzel. 820 puanı 4 e, 10 tane mavi taştan aldık. Bence güzel. Bence güzel arkadaşlar. 820 puan. Yani efsanevi kahraman vermese bile sorun değil. Ancak 2500 puanı taşlarla ben e, özellikle sarı ve mavi taşlarla tamamlamak istiyorum. E, mor taşlar zaten yok. O yüzden açmak da istemiyorum. Şu an 1150 puan diyelim biz buna. E, ve mavi taşlarımız bitti. Değil mi arkadaşlar? 3 tane mi kaldı? Açalım. Evet. Güzel. Fena değil. şu Oo, çok güzelsin be. Abi böyle bir şans yok yemin ediyorum böyle bir şans yok <laughs> puan olarak çok güzel ama kan dolu elimde olan bir efsanevi kahraman artık hortlaklar e, hortlaklar endeksine koyacağız ve e, hortlaklar endeksindeki e, tüm efsanevi kahramanlara bonus atacağız. Kullanışlı bir kahraman mı? Değil bana göre değil. Yani aldım 60'a da attım galiba ama hiç kullanmadım yani arkadaşlar. Hem de çok fazla alternatif efsanevi ve epik kahramanlar olduğu için yer gelmiyor. Ama alt seviyelerde falan kullanılabilir zindanlarda vesaire ama sevinemedim. Vallahi sevinemedim yani beklemediğim bir anda efsanevi kahraman ama sevindirmedi bizi. Ama e, mavi taşlardan geldi arkadaşlar daha şansımız var. 4 tane sarı taşımız aynı zamanda 2x etkinliği de var bekliyor da bakalım. Büyük şeyimiz, beklentimiz sarı taşlarda. Mavi taşlardan beklemiyordum. Büyük sürpriz oldu. Bu arada puanı unuttum kaç olduğunu hesaplıyorduk ama muhtemelen 500 efsanevi'den geldi. 1200 diyelim. 1700 puan falan elde ettik. Sarı taşlarla iş çözeceğiz arkadaşlar. Mavi, mor taşlarımızı aşmayacağız. 4 tane sarı taşımız var. Hiç beklemeden hızlı bir şekilde bir tanesini açıyorum bakalım. Bir tanesinde epik geldi. 250 puanı aldık. Çok güzel. Bir tane daha açalım. Şu an efsanevi çıkma olasılığı sarı taşlarda %12. Normalde açmış olsaydım %6'lık bir şanstı. Ama %12'lik şansımız 4 kere tetiklenecek. Şu an ikisi tetiklendi ve epik kahraman aldık arkadaşlar. Mezar büyücüsü bence herkesin kasması gereken, 100 seviyede olsa 60'a atması gereken bir efsanevi bir kahraman. Birçok artılarını göreceksiniz. Bireysel kullanmalarda kahinli takımlar içerisinde e, avantaj kaldırar kahin nasar arttırma özelliği var ki bu kahraman güzel bir şekilde avantaj da veriyor. Yani oyunun her bölümlerinde kullanılabilir. Varsa atmışa atın benim elimde bir aile var ve bir tanesini atmış attım tabii ki. Evet bir tane daha efsanevi kahraman be lütfen. Haydi hop'a geldi. Şu an 60 atacak e, şey yok arkadaşlar. Kahraman yok. Turnuva geldi şampiyon eğitme turnuvası inanın yemleri böyle kasıp kasıp <laughs> birbirlerine yem ediyorum yani o yüzden efsanevi kahraman istiyorum böyle 60 atabileceğim bir efsanevi kahraman. Yani 60 atacak kahramanım yok açıkçası kıyamet rahibi geldi elimde de var ve dezavantaj kaldırma demiştik ya oyunun en iyi dezavantaj kaldırıcılarından bir tanesi. Hatta birincisi de diyebiliriz bu kahramana. Çok güzel bir kahraman. Kıyamet Rahibi. Yani özellikle Klan Bost'a, Hitra Bost'a falan kullanabilirsiniz. Korkularınızı kaldırabilir. Kıyamet Külelerinde kullanabilirsiniz. Ve tabii ki en önemlisi Kıyamet Külesi'nin şeyde Klan Boss'un Bosslarında renk problemleri, sersemletme problemlerinin çözümü kıyamet rahibi arkadaşlar. Özellikle kuleli, sörnük olaslı, helikatlı, dökümcülü e, ve işte sonra e, dimityalı, ölümsüz takımların tamamına her şekilde girdirebilirsiniz. Arkadaşlar şu an 4 tane mor taşımız kaldı dursun. Dursun onlar zaten bir şey alamadık. Bizi mutlu edecek ama şöyle turnuvaya bakmadan önce şu kan dolu çıkarttık ya. Onun endeksine bir girelim bakalım. Evet grup muhafızlarına girelim bakalım neler olmuş. Hortlak sürüleri hortlaklardaydı değil değil mi? Evet hortlaklar bakalım. Arkadaşlar yapma be. Abi 3 tane nasıl çıkmış be. <laughs> Bunu çöze göndereceğiz arkadaşlar da şu çözün şeysi kahraman çözerek puan alacağız da bekliyorum bir şu market bir değişse diye de market de değişmiyor be sanki hiç değişecek gibi de durmuyor yani market bir değişse burada istemiş olduğum bir kahraman yok açıkçası Sir Nicholas elimde var zaten Kabir Lord 2 tane var foley için 3000 puan vermek istemiyorum. Yani şu an için bu market ne zaman değişir onu da bilmiyorum. Daha doğrusu değişir mi onu da bilmiyorum ama elimdeki efsanevileri şu an için harcamak istemiyorum arkadaşlar. Evet 3 tane çıkartmışız. Evet şimdi geçelim turnuvamıza. Bakalım turnuvada kaç puanımız olmuş? Evet arkadaşlar toplamda 2740 puan kasmışız. Yani iki parça iki kahramanın parçalarını da elde etmişiz. Alalım. Şu an e, turnuvaların hepsini kasıyorum ve parçalar toplamaya çalışıyorum. Fizyonu yapmaya gayret edeceğim arkadaşlar. Bir aksilik olmaz ise eğer, e, hesabımda görmek istiyorum yeni kahramanı. Parça da zaten. Şu an e, ilk iki epin e, parçaları turnuva ve etkinliklerle verilmeye başladı. Ve 35-20, pardon e, hatta 4 tanesi diğerlerinden de topladım. Nerede o diğer, diğer epikler? E, bir tanesi burada, 40 tane de onun parçası var. Yani yavaş yavaş topluyoruz. Bakalım şu an için hiçbir tane parça kaçırmadım. Ee, önümüzde de bir zindan e, Şeysi var, turnuvası var. Ondan da bir şeyler alacağız tabii ki. Yani en kısa sürede bu kahramanın fizyonu tamamlayıp e, yine oyunumuza bakmaya devam edeceğiz. Ancak artık taş aşmalarda. Kopya kahramanların da kopyasını çıkartmaya başladık. O, <laughs> o biraz tuhaf ama sağlık olsun yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldi. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.